dostlar, ben Türk Avcı Hamza Yükşen Koçerli. Bugünkü videomuzun konusu grid taşı seçimi. Bakınız, bu videoyu neden çekmek zorunda hissettim kendimi? Şimdi, bir dönem önce elimdeki bütün birey taşlarını incelediğim bir video çektim. Müthiş seyredildi, dokümantal bir kaynaktı. Derken sonra şu gördüğünüz grid taşı ile sizlere jilet gibi bir av bıçağı bile diyeyim bir video çektim. Gerçekten gene çok sevildi. Derken aparatlı balta bileme videosu çektim. Hatta o tip bir video şu yakınlarda gene çekeceğim. Derken dostlar pek çok soru geldi. Şimdi gelen soruların temelinde mesela benim elimde Fishman bir marka av bıçağı var. Grid taşı alsam bu bıçağı bileyebilir mi? Veya ben Fishman marka bir av bıçağı almayı planlıyorum. Yüksel abi grid taşı düşündüm. Grid taşı bu bıçağı sence biler mi? Bakınız dostlar öncelikle bu tip sorular düşünmeyin bile. Çünkü grid taşı denen bu taşın bileyemeyeceği bıçak yoktur. Ne alırsanız alın biler, jilet gibi de yapar. Zaten bilemiyorsa o taş grid taşı değildir. Bunu da peşin bilir. Grid taşı biler. İkincisi, 8000 grit, 9000 grit, atıyorum 10.000 grit gibi çok böyle ekstrem bileme hassasiyetleriyle kullanılabilecek taşlar. Ülkemizde bu taşlar hani iç piyasada bulunmaz. Şahsen öyle taşlar almaya kalksam ben de sizler gibi internette bilindik çeşitli siteler var. O sitelere girip modelleri inceleyip doğal taşlardan veyahut kimyasal malzeme karışımlarıyla yapılan yapma grid taşlarından seçim yapmak durumundayım. Hani benim durumum da sizinkinden çok farklı değil. Hani kimyasal madde dedim ya, bakarsınız grid taşlarına hani böyle altında tabaka halinde yazar ki 3000 grid. Üzerine bir bakarsınız tabaka halinde atıyorum 6000 grid yazar mesela. O tip yapma taşlar. Çinlilerde birinci sınıf taşlar, ikinci sınıf taşlar, üçüncü sınıf taşlar derken her kalitede taş vardır. Birinci sınıflar da üstelik çok sağlam ve uzun ömürlüdür. Bu anlamda rahatlıkla da kullanabileceğiniz bu anlamda pek çok seçenek var. Şimdi dostlar ama burada çok önemli bir şey var. Grid taşı seçiminde özellikle bu videonun aslında esas konusu. Grid taşı seçimi ve bıçağın kalitesi. Bakınız şimdi. Üstün hani bıçak var piyasada ta böyle 420'den başlar efendim 440C ondan sonra M serisi ne 690 ne 695 belki bazı yerlerde zaman zaman VG10 çeliğinden bazı bıçaklar çıktı görüldü falan derken ayrıca bir de internette karşınıza çıkabilecek demirci bıçakları dahil olmak üzere çok kaliteli bıçaklar vardır bakınız. Bu bıçaklar gayet güzel bilenebilir ve en önemlisi hani avcılıkta, dağcılıkta, kampçılıkta, outdoor'da her neyse işinizde gayet güzel yaparlar. Bu anlamda da bu bıçak gruplarının hani kabul edilebilirliği yüksektir. Ama şimdi 8000 grit bir taş alıp bıçak bileceğim dediğiniz zaman dedim ya size bıçağın kalitesi doğrudan çelik alaşımının kalitesi olarak öne çıkar. Yani demek istediğim nedir? Bıçağın ağzının keskinlik tutuşu önemli. Mesela kullanıcı internette bıçağı görür. Ondan sonra da okumaya başlar. Orada bir şey görür. HRC 58-62 sertlik derecesi. HRC 60-64 sertlik derecesi gibi müthiş böyle sertlik dereceleri görür. Ve o andan itibaren bu bıçak şahane der. Ama dostlar şimdi kusursuz bir bıçak, şahane bir bıçak, çok üstün bir bıçak, her neyse. Bu sadece ısıl işlem yapılırken bıçağın içerisinde oluşan kimyasal reaksiyon sonucu oluşan karbür oluşumu, ardından bıçaktaki aşırı bir sertlik, ardından menevişlemeyle sertlik derecesinin efendim, dengelenmesiyle yapılan bir bıçak değildir. Üstün bıçağın çelik alaşımı da üstündür. Yani çok kaliteli bir çelik alaşımından yapılacak o bıçak ve o çok kaliteli alaşımdan yapılmış bıçak düzgün bir ısıl işlem ve düzgün bir
menevişlemeyle kullanıcıya sunulacak. İşte o bıçak üstün bir bıçaktır. O bıçağın ağzının keskinlik tutuşu çok iyidir. Bu anlamda mesela size şöyle bir yol göstereyim. Pek çoğunuz kontrol etmişsinizdir aslında. Bıçak imalatta kullanılan çelikler şeklinde Google tarayıcı motorunda tarayın. Karşınıza bazı firmalar ve özellikle bir anda mühendislik, teknik bilgiler çıkmaya başlar. İşte o andan itibaren muhakkak okumaya başlarsınız ve karşınızda bir şey görürsünüz. Bıçak imalatında görülen çok bilindik çelikler. Yukarıdan aşağı dizilmiştir. Başlar. Falan çelik efendim bıçak imalatına uygundur ama işte pas dayanımı işte şu kadar düşüktür. Basınca dayanıklılığı şu kadar düşüktür. Ağzının keskinlik tutuşu kötüdür. Bilemeye uygun değildir. Hemen dikkat kesilmeniz gerekir. Veya falan filan bir çelik atıyorum. Keskinlik tutuşu gayet iyidir. Nitelikli av bıçakları imalatına uygundur. Buyurun hemen dikkat kesilmeniz gerekir. Falan çelik filan çelik. Bir bakarsınız keskinlik tutuşu kusursuz. Aside dayanımı çok yüksek, gerilmeye ve basınca dayanıklılığı çok iyi, üstün bıçakların yapımına uygun bir çeliktir diye derken. Şimdi bu gibi şeyleri atlamamalısınız dostlarım. Bunların ışığında dostlar, mesela 1000 küsürlü kalite, 4000 küsürlü kalite ve 5000 küsürlü kalitelerde mesela çeşitli karbonlu çelik alaşımları vardır. Bu karbonlu çelik alaşımları sert, çok sert veya oldukça sert çelikler olabilirler. Ama buna karşılık gerek 1000 küsürlü, gerek 4000 küsürlü, gerek 5000 küsürlü karbonlu çelik alaşımlarının mesela ağızlarının keskinlik tutuşu iyi değildir. Yani demek istediğimiz bu bıçaklar kolay körelirler. Haliyle siz 8000 grit, 10000 grit atıyorum bir taş aradığınız ve bulduğunuz ve bilediğiniz zaman, aldığınız zaman elinize kağıdı, o kesikli çat 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 çat. Belki şov yaparsınız, tamam dersiniz oldu. Ama dostlar o bıçak kullanmaya başladınız mı hızlı şekilde körelir. O derece çünkü hassas bir, keskinlemeyi, bilemeyi o kadar keskin bir ağzı tutabilecek kadar kaliteli bir çelik değildir o çelik. 420 çelik mesela. Öyle çok ekstrem keskinlik ölçülerini muhafaza edemez, çabuk körelir. 440A, B çok kolay körelir. C hani çok kolay körelmese bile gene de keskinlik koruması bu anlamda ekstrem keskinliklerde tatmin edici değildir. Bu gibi bıçaklara sahipseniz çelik alaşımı olarak ister istemez ısıl işlem kalitesi ne olursa olsun dostlar haliyle bıçağınız o keskinliği koruyamayacaktır. Ama bakarsınız ne 690 ne 695 her iki WG10 kısaca WG10 çeliği denen çelik düşünün. Bunlar dediniz mi orada bir duracaksınız. İşte o çeliklerin alaşımları çok iyidir. O alaşım kalitesiyle yapılan bıçaklar da düzgün bir ısıl işlem ve menevişlemeyle şahane bıçaklar olurlar. Ve ağız tutuşları çok iyidir. Öyle bir bıçağı o derece ekstrem bir bilemeye tabi tutarsanız tabii ki o bıçak o keskinlemeyi, bilemeyi uzun süre koruyacaktır. Demek istediğim sadece bıçağın çeliğini efendim tanıtımındaki o falan kalite karbonlu çelik HRC5862 ölçüsüne bakıp derhal hani karar vermek yerine İşte çelik alaşımının bu anlamda niteliğini öğrenmelisiniz. Demirci çelikleri mesela gerçekten çok güzel, çok nitelikli bıçaklar yapılabiliyor bu çeliklerden. Ama ister istemez bazı çeliklere dediğiniz andan itibaren tabii ki bahsettiğim bakınız bazı bıçak çeliklerinin tabii ki yanına bile yaklaşamıyorlar. Ama buna karşılık derseniz ki o bıçak işimizi görmez mi abi? Vallahi demirci bıçaklar da işinizi görür. Keskinlik tutuş olarak gayet güzel. Hani bilemeler de yapılabilir. Sonuçta bakın 4000 grit bir taş, 5000 grit bir taş av bıçağınızı efendim jilete çevirir. O derecede güzel biler.
Ama çok ekstrem bir bileme ister istemez gerçekleşmeyeceği için. Ayrıca bıçağın keskinliğini koruyamayışı anlamında çok büyük bir dezavantaj yaşamazsınız. Hem bilemeniz o derece ekstrem olmaz, hem de o bıçağın ağzının keskinlik tutuşu 4000 grit, 5000 grit bir taşın efendim bileme kapasitesi hassasiyeti için son derece yeterlidir. Ve o bile bıçağı şurada gördüğünüz gibi jilete çevirir. Haliyle bıçağınızın çelik kalitesini özellikle bilin, keskinlik korumasını bilin. Bıçağınızın çeliği yeterince iyi, ekstrem, hani böyle keskinlikleri tutamıyorsa ortalama olarak size 4000-5000 grit bir taş yeterlidir. Daha fazlası zaten işinize yaramayacak. Çünkü bıçağınız o bileme hassasiyetini korumayacak. Videonun başından beri etrafımda bazı taşlar var, dikkat ederseniz. Şimdi kabaca hemen şu taşlara da bir bakalım. Dikkat ederseniz burada gri bir taş var. Bu taş dalgasız, damarsız, düzgün de bir taş. Hatta görenlerin pek çoğunu yağ taşı diyeceği veya hatta bazılarının girit taşı diyeceğinin bile farkındayım. Bakın dostlar, bu taş aslında su taşıdır. Yani Trakya'da kösele taşı denen taştır. Ama hani yağlı bilemede de hani iş yaptığı için pek çok kişi bunu yağ ile de kullanıyor. Problem çıkartmıyor. Fakat bu taş grit taşı değildir. Hatta bileme kalitesi olarak grit taşının yanından bile geçmez. Zaten grit taşı Türkiye'de çıkarılmaz. Yurt dışından gelir dolar bazında. Şu kalıp bir grit taşı 100 liranın üzerindedir. Öyle 15-20 liraya bu kalıp grit taşını ancak rüyanızda alırsınız. Şimdi dostlar, bu taş mutfak bıçakları için gayet normal bir taştır. Yani ortalama evde kullanılacak bir taştır. Ama bahsettiğimiz üstün nitelikli av bıçakları söz konusu olduğu andan itibaren bu taşla doğru düzgün bir bileme yapamazsınız. Hatta sizin için çile olur, çünkü bıçağı bileyemez. Üstün nitelikli bıçakların o sert çeliklerini, çünkü bu taş yemez. Çelik bu taşı yer. Çünkü bu taş aslında yumuşak bir taştır. Bununla ekmek bıçağı, et doğrama bıçağı, balta, satır, tahra gibi çeliği nispeten yumuşak, kısacası bıçaklar ve sair kesici aletler bilinir. Bakın elimde büyük bir kalıp gene bilek taşı var. Bu da aslında su taşı. Kare şeklinde, bakın dört tane yüzü gayet muntazam. Aa, ne kadar güzel bir taş. Vallahi dostlar, bu taş aslında gene su taşıdır ama yağ ile kullanıldığında evet doğrudur, bileme yapıyor. Ağzı bu taşın ağzına göre daha kalındır. Bu anlamda hani ekmek bıçağı, et doğrama bıçağı falan bilenebilir ama bu daha çok satır gibi, tahra gibi, balta gibi çeliği yumuşak araçlar içindir aslında. Yani dediğim gibi bunu da yağla kullananlar var ama aslında bu da su taşıdır ve bununla da gene üstün nitelikli bıçaklar bilenmez. Bu taşlar çeliği yumuşak bıçaklar içindir ve bu taşlar girit taşı falan değildir. Girit taşı ürün özellikle gerek jilet gibi av bıçağı bile diyeyim, videoda işte kullandığım taş, gerekse özellikle elimdeki bütün bilek taşlarını incelediğim, bilek taşları üzerine çektiğim videoda özellikle yağlanmamış halini gördüğünüz taş, İşte grit taşı budur. Gayet pahalı bir taştır. Dolar bazında yurt dışından gelir. Çok sert bir taştır. Şimdi yüzeyine dikkat ederseniz bol çaplaklı bir yapısı vardır. Tabii bunun yağlanmamış hali aynen mermer gibi gözükür ama yağ çeker, yağlandığı zaman böyle kararır. Dostlar, grit taşının size bileyemeyeceği bıçak yoktur. Hani başında dedim ya, bana özellikle hani çok sorulmuştur, ben falan bıçağı alacağım. Efendim, sence benim alacağım bıçağı grit taşı bileyebilir mi? Tabii ki bile.
Ben filan markanın filan modelini almayı planlıyorum. Bu bıçağı bilemek için grid taşı almayı planlıyorum. Sence uygun mudur? Tabii ki uygundur. 4000-5000 gridlik gayet normal bir grid taşının alabileceğiniz herhangi bir bıçağı jilete çevirememesi mümkün değildir. Bir kere grid taşı benim alacağım bıçağı bileyebilir mi gibi bir soru sormayın. Bileyecektir. Anlatabiliyor muyum dostlar? Yani gerçekten hani bahsedilen bazı ekstrem bileme ölçüleri var ya, hani böyle bileme hassasiyetleri, onlar için hakikaten çok iyi bıçaklara ihtiyacınız vardır. Bu anlamda bıçak çeliklerini özellikle iyi öğrenin, çeliğin alaşımının kalitesini iyi öğrenin. O derece ekstrem keskinlemeleri, bilemeleri ağzında muhafaza edip koruyabilecek bıçak kısacası çok azdır. Ona göre kendinize makul, makbul bilek taşlarını tercih edin. Çin malı özellikle bazı taşlardan bahsedilir. Mesela ben de görüyorum internette bazen. Alt yüzü mesela 3000 grit, üst tarafı mesela 6000 grit tabaka. Bunlar da kalitelerine göredir. Özellikle birinci sınıfları artık fiyat da tabii kaliteye sirayet eder. Ona rağmen fiyatları çok yüksek değildir ama hani seçim zor. Şahsen ben de sizler gibi bakarak seçmek zorunda kalacağım. Eğer alacaksam, bu anlamda her ne kadar tatmin edici bir şey diyemiyorsam bile, o taşların da birinci sınıfları gerçekten çok uzun ömürlü ve çok iyi bileme yapacak taşlar dostlar. Bu anlamda hani çok uzatmadan artık yüksek müsaadenizle bu videoyu artık dostlar gerçekten bitirmek istiyorum. Onun haricinde gerçekten elimdeki bilek taşları üzerine çekmiş olduğum bilek taşı incelemesi yaptığım dokümantal videoyu seyretmenizi öneririm. Jilet gibi size av bıçağı bile değil, videoyu seyretmenizi isterim. Aparatlı balta bileme videolarını seyretmenizi isterim. Zaten açıklama kısmına linklerini dağıtacağım diyerek artık yüksek müsaadenizle huzurlarınızdan ayrılmak istiyorum. Her zaman dediğim gibi hepinize kazası belasız günler, ebedi dostluklar diliyorum. Hoşça kalın, esen kalın.